Defa hoş geldin. Hoş bulduk abi. Nasıl gidiyor kamp? Bartu abi iyi gidiyor ya. Bayağı yorucu. Abi iyi geldi. Değişiklik oldu. Bursa'dan çıktık. Yani iyi çalışıyoruz. Farklılık oldu. İyi yani. Her şey iyi. Peki o nasıl geldi. Hazır tuttun kendini? Fransa'ya da gittin galiba. Fransa'daydım abi 3 hafta. Bir ay gibi orada kaldım. Orada çalışmaya devam ettim. Sezona hazırlandım. İyi geçti her şey abi. Efa ne içersin? Abi kahve alayım ya. Sade. Bir tane aynen sade. Hep sade mi içiyorsun peki? Abi değişiyor abi ya. Yani o güne bağlı. Bazen Amerikano, bazen sade, bazen Nescafe, bazen. Değişiyor yani. Türk kahvesi değil. Değil mi? İyi mi? Peki Efa seni yakından tanıyalım. Şimdi herkes senin hakkında bir şey biliyor. Fransa'da doğduğunu, orada futbola başladığını biliyoruz ama bir de senden dinleyelim. Abi Fransa'da doğdum. Yani babamlar 13 yaşında gitmiş oraya. Orada doğdum, büyüdüm. Her şeyimi orada yaptım. İlk futbolumu orada oynadım. 17 yaşına kadar oradaydım. Sonra Bursa Spor altyapısına geldim. Hangi takımda oynadın orada? Nantes, FC Nantes altyapısında. Orada oynadım işte. Sonra buraya gelmeye karar verdim. Buraya geldik. Her şey öyle başladı. Nasıl geldin peki Vefa? Yani neden Bursa Spor? Abi bir şeyler oldu orada ya. Ya peki hikaye. Tamam. Bursa'ya geldiğinde ne hissettin Vefa? Yani buraya gelirken araştırdın mı Bursa Spor'u, Bursa'yı? Biliyorduk abi zaten Fransa'da. Yani duyuyoruz Bursa Spor'u. Takip ediyorduk zaten Süper Lig falan. Bursa Spor'u yani biliniyor yani. Bayağı biliniyor. Oradan biliyordum yani. Yani istekli geldin buraya çok değil mi? Aynen aynen. Peki ilk geldiğinde ne gibi şartlar değişti Fransa ile Türkiye arasında? Neler oldu? Abi başka bir kültür. Her şeyi değiştiriyorsun. 17 yaşın, 17 yıl orada kalmışım. Başka ülkeye gelmek çok değişik oldu ama hemen adapte oldum abi. Bir 3-4 ay gerektirdi ama yani hemen alıştım ya Türkiye'ye. Zaten Türktük. Yani her zaman geliyorduk her yıl. Öyle yani abi. Türkçen de çok iyi bu arada. Orada ailende hep Türkçe mi konuşuyor? Evde Türkçe konuşuyoruz abi ya. Yani dışarıda arkadaşlarla Fransızca ama evde her zaman Türkçe konuşuyoruz. Şey peki, Vakıfköy dersem ne gelir aklına? Vakıfköy yetenekli oyuncular gelir aklıma. Peki ilk kapıdan girdin. Vakıfköy'den içeri girdin. İlk antrenmanını yaptın. Neler gördün? Nasıl oyuncular keşfettin? Ne farklılıklar vardı oyuncu anlamında, bireysel anlamında? Abi bana şey diyorlardı. Türkiye altyapısı ve böyle şey çok iyi değil. Ama gittim oraya vallahi yani iyi, herkes iyi de. Yani Fransa'yı aratmıyordu Bursa Spor tabii ki. Öbür kulüpleri bilmem de. Bursa Spor ya iyi, çok yetenekli oyuncular var abi. Belli zaten yani geçen seneden belli, herkes oynadı. Çatır çutur oynadık. Peki şey, orta sahada oynuyorsun. 10 numara, 8 numara. Neden o yani birisi seni yönlendirdi mi yoksa sen mi hep buralarda oynamak istedin? Yok abi ya, ben ilk şey başladım, forvet başladım küçükken. Sonra sol açık oynadım, sağ açık oynadım. Sol bek bile oynadım. Sonra öyle öyle gelişti abi ya. Bir anda böyle U15'te Nant'ta hoca beni bir denedi onda şey orta sahada. Sonra bir daha çıkmadım abi. Sen kendin nerede rahat hissediyorsun? Orta saha abi ya. Başka. Peki kimi izleyerek Fransa'da orta saha oynamaya başladın? Yani kimi örnek aldın değil de hani ilk izlersin ya oyuncuyu. Anladım. Kim vardı abi? Düşüneyim. Kim vardı? Ya Messi idol olarak. Aha. O ama o başka bir seviye. Aha. Düşüneyim abi. Ronaldinho'lar falan zaten onlar ekstra ama öyle bir oyuncu yok, yok abi ya. Peki şey, orada Fransa'da unutamadığın bir maç var mı altyapıda? U11'de abi, U11, 10 yaşındayım. 8 tane turnuva yaptık, 8 tane, 7'sini kazandık. Onu hiç unutmam. 8 tane turnuva, 7'sini kazandık. Buraya buraya. Bu arada kahveler de geldi. Teşekkürler. İsmail abin görev başındayken kahve içmez. Peki şey, Türkiye'de Bursa Spor'a geldiğindeki ilk maçını hatırlıyor musun? İlk maçım hangi maçtı abi? İlk maçım Göztepe maçıydı. Gol asist? Yoktu. Aa. İlk maçım çok kötü. İlk maç 60'ta falan çıkmıştım herhalde. Şey zaten Göztepe. Sen
İlk geldiğinde çok da göze batan bir oyuncu değildin değil mi? Biraz adaptasyon sıkıntısı yaşadın ya. İlk gelenler zaten öyle oluyor abi, çok şey olmuyor. Ama sonradan açıldım. İşte son adapt dedim ya sana, adapte şey. Adapte olunca, alışınca her şey değişiyor abi ya. Şey peki, takım arkadaşların? Altyapıda. Altyapılanlar yani. Ertuğrul var mıydı yine? Ertuğrul vardı. Peki bir şey söyleyeceğim. En yakın arkadaşın Ertuğrul mu? Şu an Ertuğrul abi ya. Aynı odada. Yani Ertuğrul diyor. Yani 2002'ler Kerem, Berat falan var. Bütün takım arkadaşı ama daha çok samimiyetle. Tabii altyapıdan da değil mi? 2002 tayfası. Ertuğrul stoperdi. Berat sağa çıktı. Sen 10 numara. Yani Kerem. Kerem Şen. Kerem 10 numaraydı, ben 8'dim. Nasıldı sağ içi? Sağ içi çünkü. Keyif alıyordun değil mi? Peki Vefa, A takıma çıkışı nasıl oldu? Seni nasıl tanıdı insanlar? A takıma bayağı değişik oldu abi ya. Benim böyle gitme durumlarım vardı biliyorsunuz. Gidecektim, kalacaktım, gidecektim. Sonra Bursaspor'u seçtim, orada ilk numaramı orada çıktım yani. Karışıktı benim birazcık yani. Neler hissettin peki? A takıma çıkmak iyiydi abi ya, böyle büyük yani. Tecrübeli oyuncuları görüyorum. Onlardan bir şeyler öğreniyorum. Yani iyiydi abi, her şey iyi geçmişti yani. Peki şeyin farkında mısın yani? Yetenekli olduğunun farkındasın değil mi? Estağfurullah. Yani Allah vergisi bir yeteneğin var. Sen peki neler katacaksın üstüne? Onu senden dinleyelim. Burada kahveni de içebilirsin. Abi yani çalışarak, yani oynayarak gelişeceğim abi. Yani futbolcular oynayarak gelişiyor ve ben de öyle olacağımı düşünüyorum. Hiç oynamadığım için yani şu an hiç gelişmedim. Normal 6 ay sakat. İşte bu kampta çalışarak, üstüne koyarak yavaş yavaş tempoyu da arttırıyorum. Yavaş yavaş yani oynayarak gelişeceğimi düşünüyorum. Şimdi tabii Mustafa Er var, teknik direktörümüz. Fatih Şen var, senin pozisyonunda. Pablo Martin Bataja var. Bursa Spor'un gelmiş geçmiş en önemli oyuncularından bir tanesi. Nasıl bir duygu? Serdar Kurtuluş var, çok uzun yıllar Süper Lig'de mücadele etmiş. Ama sanki Pablo hem senin pozisyona yakın olmasından hem de hani bir efsane oldu. Nasıl onunla çalışmak, nasıl bir duygu? Bütün hocaların eskiden futbol kariyeri var, o çok önemli bir şey yani. Herkese bir şeyler katabiliyor. Pablo'nun burada olması yani her zaman bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum onda. Yani çok, bir de aynı pozisyonda oynadığımız için daha çok şeyler öğretebiliyor. Yani işte dediğim gibi hocaların eskiden futbol oynadığı için yani daha çok yani bizi biliyorlar. Yani onlar da oradan geçti. Daha yani daha kolay şeyler yani. Bir şey dediklerinde biz daha çok kolay anlayabiliyoruz onlar futbol oynadığı için yani. Eskiden de onları yaşamış zaten. Yani daha kolay oluyor yani eski futbolcu oldukları için. Peki şey, futbolda ilk öğrendiğin şey neydi Vefa? Dota vurmak. Hayır, taktiksel anlamda yani hocaların sana Fransa'da neyi öğretti orta saha oynarken? Abi çok büyük bir şey ya. Büyük, zaten burada amacımız büyük konuşmak. neyi öğrettiler abi? Yani... Yani ya da daha değiştireyim, şöyle sorayım. Yani hocalar sana şunu söyledi mi? Vefa şu yönde çok iyisin. Onun üzerine doğru, daha doğru gidersen senin için daha iyi olur gibi. Bana çok şey diyorlardı, koşmuyor. Koşmuyor. Onu da işte küçükken koşmuyor diyorlardı, o yüzden orta saha oynatmıyorlardı zaten. Forvet'te takıl diyorlardı. Onu işte o sıkıntıydı. Sonra zaten top gelince bir şeyler yapıyordum, işte topsuz oyunda sıkıntım vardı. Onu şey yapıyorlardı. Peki Vefa, şöyle oldu. İlk A takım maçına çıktın ve herkes seni konuşmaya başladı. O süreç nasıl geçti senin için sakatlanana kadar? Abi çok değişik bir duyguydu ya böyle. Bir de yani çok da aslında yani normal bir maç yaptım ama ilk maçım olduğu için herhalde şöyle göze çarptı. Abi yani ilk maçım, yani herkesin ilk maçı başka bir şeydir yani. Baya yani değişik oldu abi ya böyle yani. Oynadım, çıktım. Sonra bir şeyler oldu değişik böyle. Böyle oldu, değişik oldu abi ya. Böyle heyecanlandın mı? Ya ilk çıktığımda heyecanlandım ama sonra sahaya girince geçiyor heyecan abi. Kimin yerine girmiştin oyuna? Ozi sakat yani. Bileği dönmüştü. Devre arasına girmiştim yani. Ozi'nin yerine. Peki bu sene neler
Yani taraftarlarımız izleyecek bu videoyu. Neler vaat ediyorsun? Nasıl bir vefa izleyeceğiz bu sene? O basın şeyinde de söylemiştim. Hatırlıyor basın toplantısında. Dedim ben de merak ediyorum abi vallahi. Yani her yani elimden geleni her şeyi yapacağım. Ama yani iyi bir vefa izletmeye yani çalışacağım, çabalıyorum. İyi, güçlü, diri bir vefa izletmeye çalışacağım. Vefa peki sağ dışında neler yapıyorsun? Antrenman ve sağ dışında. Antrenman bu kampta mı? Normal hayatında ha. Ne yapıyorum abi? Çoğunlukla İstanbul'dayım. Orada abilerim var. Oraya gidiyorum. Yani başka herkesin yaptığı gibi PlayStation oynuyorum. Dışarı çıkıyorum, kafeye gidiyorum. Ailenle nasıl görüşüyorsun? Ailemle görüntülü abi. Değil mi? Şey WhatsApp ama bazen onlar geliyor, ben gidiyorum. Onu çözdük ya. Kaç kardeşin var? İki abim var. Futbol? Onları da oynadı. Aa öyle mi? Onlar nerede peki? Fransa'da. Fransa'da. Türkiye'ye gelen var mı? Yok. Onlar Fransa'da. Peki son olarak neler söylersin? Sana bir soru sorayım abi. Sor. Ne sorayım? Nasıl bir duygu? Ne? İşini yapmak. yani nasıl anlatayım, nasıl söyleyeyim yani? İşimi çok seviyorum, onu söylüyorsun. Tamam yani, nasıl söyleyeyim? Sizinle olmak çok güzel. Genç oyuncularla çalışmak çok güzel. Bursa Spor'da da ben de tıpkı senin gibi işini yapıyorum. Tamam. Oldu mu? Tamam, iyiydi. Bir el salla, vedalaşalım. Görüşürüz, herkese selamlar.